Merhaba sevgili arkadaşlar. İncehesap.com'un sponsorluğunda çekmiş olduğum bu videomuzda GamePower VQ35 adlı ürünün tanıtımını yapacağız. Şimdi oyuncu monitörü dedik. Ya bana soracak olursanız bir oyuncu monitöründe aranacak olan özelliklerle başlamak gerekiyor. Nedir bunlar? Tabii ki de ilk olarak monitörün Hz ve ms değerlerine bakacağız. Monitörümüz 180 Hz 1 ms tepkime süresine sahip. Curved yani kavisli bir ekranı olan monitörümüzde 180 Hz 1 ms değeriyle birlikte hani özellikle FPS oyunlarında, fakat bana soracak olursanız da ben simülasyon oyunlarını daha çok seviyorum. Simülasyon oyunlarında aldığınız keyfin katsayısı artacaktır. Çünkü bu değerler görüntünün size en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlayan değerleri niteliyor. Gelelim çözünürlüğümüze. Monitörün çözünürlüğü 3440x1440 değerinde, yani 2K'nın yatay hali arkadaşlar. Ve videonun başında da belirtmiş olduğum gibi monitörümüz 35 inç, yani aslında bir masaya koyulduğunda ortalama bir masanın neredeyse 4'te 3'ünü kaplıyor. Oyuncular için önemli başka bir değerle devam edelim. Parlaklık değeri 350 nit. Tamam, bu 350 nit cebimizde, fakat burada görüş açısı faktörü devreye giriyor. Monitör 178 derecelik görüş açısında kaldığınız sürece bu 350 nitlik parlaklıktan çok ciddi kayıplar vermiyor. Oyuncular için bir diğer önemli özellik ise monitörün adaptif sync ve mavi ışık filtresinin yer almasıdır. Bu adaptif sync dediğimiz şey arkadaşlar, sizin monitörünüzle ekran kartınız arasında köprü işlevi gören ve görüntüyü en net, en kayıpsız bir şekilde size aktarılmasını sağlayan bir teknoloji. Mavi ışık filtresi de bence zaten adından anlamışsınızdır. Özellikle hani bu esporcular ekrana çok yakın oyun oynuyorlar ya, İşte o mavi ışık filtresi sayesinde uzun süreli oturmalarda gözünüz minimum zararı görecektir. Geliyorum artık tasarımına arkadaşlar. Tasarım anlamında monitörün menüsü tuşlarla açılıyor. Ben arkasında böyle joystick olmasını tercih ederdim, fakat alıştıktan sonra çok bir yabancılık çekmiyorsunuz. Ergonomik anlamda herhangi bir problemi yok. Burada bir özelliği var arkadaşlar. Monitörün monte işlemi oldukça basit. Bir tornavidaya bile ihtiyacınız yok. Kutunun içerisinden her şey hazır olarak çıkıyor. İşte yukarı, aşağı, sağa, sola ve dikleştirip tekrar eğebilme özellikleri de mevcut. Giriş çıkış anlamında ise 2 adet HDMI 2.0, 2 adet DisplayPort'u, 1 adet de audio çıkışı var. Yani ses çıkışı var. Bu ses çıkışı çok önemli bir özellik. Böyle bazı verili durumlarda cidden hayat kurtarıyor. Peki bu monitör sadece oyuncular için mi avantajlı? Aslında değil arkadaşlar. Hani HDR400 desteği bulunduğu için monitörde profesyonel anlamda fotoğrafçılık, tasarımcılık gibi işlerle uğraşan arkadaşlarımız için de çok sıkıntılı renk sunumu yapmayacak. Yani renkler en doğruya ve en canlı hallerine yakın halde bulunacaklar. Fakat şunu unutmayın, sonuçta bu ürün oyuncu fokuslu bir ürün. Ufak ufak sonlara doğru giderken bir de panelinden bahsedeyim. Panelimiz VA panel arkadaşlar. Panelin VA olması size tepkime süresi, yani MS dediğimiz olayda ciddi bir avantaj sağlıyor. Görüntü oranımız 21'e 9, kavisi ise 1800R olarak tanımlanıyor. Bana soracak olursanız şu anki güncel fiyatlar hesaba katıldığında muadilleri arasında en uygun fiyatlı ve özellikleri anlamında tatminkar sonuçlar verebilecek bir ürün olarak duruyor. Ben de zaten sizde videoda gördüğünüz 4 Rally diye bir yarış oyunu oynadım. FIFA oynadım, Valorant oynadım, işte Euro Truck Simulator oynadım ve bu oyunlar sırasında gerçekten hani keyfimde bir eksilme yaşamadığım gibi monitörün geniş olması ve 180 Hz 1 ms'lik değere sahip olması benim oyun keyfime bir katkıda bulundu. Eğer siz de hani bu ürün hakkında daha fazla bilgi ve fiyat bilgisini merak ediyorsanız profilimdeki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Başka bir Instagram videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.